أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şimdi farklı farklı yerden okuyacağım. Tamam. Birincisi Adem. Adem A çekerse varlık, Adem olursa yokluk. Sif takke. Bak ne kadar anlamı değiştiriyor. Ben hani böyle bir uzun uzun bir anlatım yapmayacağım. Farklı farklı misallerle anlaşılmasına gayret edeceğim. Yazmışım kendime göre. Adem'den vücuda çıkarmak neye benziyor? Adem yok. Yokluğun varlığı, yani vücuda göre yok. Ama mahiyete göre var. Allah'a göre var olan, mahluk olarak olmaya. İlmi vücudu da olmayan, vücudu ilmiye perde olmuş unvandır. 59 mektubatta diyor ya, Adem'i mutlak yoktur, tamam mı? Vücudu, daire ilim içindeki Adem ise vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır. Şimdi, Adem vücudu yok. Ama vücut bunda ifade edilmiş. Hani, bu vücut nerede ifade edilmiş? Adem'de. Adem var mı? Yok. Zaten Adem var olsa üzerine fotokopi olur, bindirilmiş olur. Yani aslında yok yok değil yani. Yok Allah yok cahilinde. Değil. Evet, yok yok. Öyle bir şey yok. Ama vücut haricisi yok. Yani mahluk değil. Kafandaki plan ve proje gibi. Var ama vücudu yok. Daha ortaya çıkmamış. Şimdi o neye benziyor diye... Dinamo'yu biliyor musunuz? Dinamo. Sen bir bunu şey yapma ki kameranın altındasın. Tamam mı? Daha çok büyülür diye yapıyorsun ya. Ha. Şimdi bak. Dinamo'yu biliyor musunuz? Dinamo. Dinamo. Dinamo böyle bir şey. Ben bunu bir her derste anlatamıyorum ama. Bu işin içinde bir endüvi var. Tamam mı? Endüvi var. Elektrik nasıl... üretiliyor. Şimdi bu dinamonun iki yerinde şöyle bir yastık var. Bu yastık şey, mıknatıs. Şunu kapa. Mıknatıs var. Tamam mı? Şurada, yarısı. Murat, yarısında da burada var. Mıknatıs var. Mıknatısın hemen üzerine elektrik şey kablosu var ya, bakır. Bakır tel monta edilmiş mıknatısa. Buradan kablo çıkıyor. Buradan da çıkıyor. Şimdi bak, şu bakır bobin var ya, bobin. Endüvi deniliyor. Dönüyor. Yani bunun pervanesi var. Su buraya vurunca bunu döndürüyor. Veya rüzgar döndürüyor. Önemli olan bunun dönmesi. Burada dönüyor mu abi? Bakır tel mıknatısın yanında dönüyor. Elektrik bak şimdi. Bu bakır bobin. Bu da dışarıda sabit. Bu sabit. Mıknatıs var. Yatak böyle. Yatak mıknatısı var böyle. Şurada da var. Yuvarlak ya. Şurada bakır bobin dönünce şu arada bir manyetik alan oluşuyor. Böyle isim. Ne oldu bilinmiyor. Böyle bir alan. Bu alan o kadar yükseliyor ki bu mıknatıs çekiyor bunu. Nasıl çekiyorsa bu oluşan, meydana gelen, hiçlikten yaratılan şu manevi bir atmosfer değil. Hiçbir şey değil burada. Hiçbir şey değil ama manevi alan, manyetik alan deniliyor. Bu mıknatıs bunu veya bu kaçmak istiyor veya mıknatıs çekiyor. Mıknatıs'a doğru gidince mıknatıs bunu emiyor. Mıknatıs emiyor. Emince
Bakır telden bir yol buluyor bu. Bakır telden yol bulunca bu akım elektrik akımı deniliyor. Yani bakıra inince elektrik oluyor. Daha elektrik yok burada. Burada dönüyor. Burada manyetik bir alan oluyor. Uzattım ama çok mühim bir şey anlatacağım. Burası da bu arada bu dönerken bak bu dönüyor ya burada. Çarpmıyor bir yere. Şurada manyetik alan oluşuyor. Bu manyetik alandaki o gaz gibi düşünelim. Yani evde tüp açık gaz gibi. Veya atmosfer. Burada acayip bir hava var. O muktadis doğru gidiyor. Muktadis bunu emiyor. Emince muktadisin arka tarafında kablo, bakır kablo monte edilmiş. Bakır kablodan bir yol buluyor. Kaçıyor bu manyetik alan. Bakır kabloya binince adı elektrik oluyor. Ne oldu bilinmiyor daha. Elektrik akıyor zannediyoruz. Böyle akıyor zannediyoruz. Oysa aktarım var. Tak tak bu ona, o ona. Bu buna, bu da buna, bu da buna, bu da buna. Yani aktarım var. Yoksa buradaki oraya gitmiyor. Bu buna, bu da buna, bu da buna, bu da buna, bu da buna. Böyle tırırır. Şey de öyle abi ya. Bu transferabilite de öyle yaptılar ya. Raylarını. Bu Almanya'nın hızlı treni var ya. He. O mıknatıs da o çekiyor yani. Çekerek yani öyle gidiyor. Öyle gidiyor. Rayları öyle yani. Raya binmiyor. Binmiyor üstünde. Böyle aray böyle. Tren. Bu itiyor. Bu da aşağı ağırlık. Bu itiyor. İtince oturamıyor. Buradan gidiyor. Neyse o aynı bunun gibi. Çekiyor, öyle gidiyor. Gidiyor. Şimdi bu elektrik neredeydi Murat? Yok abi. Bu elektrik neredeydi? Havada yoktu. Su zaten bunun bu şey var hep endüvi diyoruz. Bobin. Halk arasındaki ismi bobin. Teknik terimde endüvi dönüyor. Biz bunun mektebini gördüğüm için biliyorum yani detayını. Hatta böyle bir deney yapıldı. Deney yapıldı da bunu 4 tane bobin havaya uçurmuştu bizim bir tane arkadaş deney yapıyordu. Şimdi arkadaşlar bu elektrik bobin değil. Mıknatıs değil. Havadan değil. Hiçlikten yaratılmış. Peki hiçlik derken hiçlik mutlak mı? Hayır. Var ama yok. Örtülmüş üstü yok. Çorabımı buldun mu? Demek bir yerde üstü örtülmüş. Kayıptı. Kayıp demek yok değil. Üstü örtülü. Hani elektrik yok ama var. Yokun varı. Şimdi bu elektrik yokluktan gözümüzün önünde nasıl çıkmış? Nasıl vücut olmuş? Yok. Yok nasıl var olur? Elektrik. Yok. Yani bir kaynağı yok. Su değil elektrik. Hareket değil elektrik. Bobin değil elektrik. Mıknatıs değil elektrik. Nedir? Yok. Adem'den vücuda çıkmak demek tıpkı endüviden elektrik çıkarmak gibi. Ortada makul ve neticeye matuf, yani ortada makul ve neticeye uygun mantıklı sebep yok iken adeta hiçlikten defaten ortaya çıkan elektrik gibi. Varlık da böyle. Varlık da böyle çıkıyor hiçlikten. Başka bir yer okuyayım yine Adem'le alakalı. 124. Diyor ki, dünya ten teneli bir perdedir veya Adem. Dünyayı anlatacağım ahirete göre, bir de Adem'i anlatacağım. Şu kadar bir yerle. Dünya için diyor ki, dünya demiyorsun. Alem-i şehadet, ahiretin üzerine ten teneli perde. Yani tülvaretun,
Uzaktan bakınca sati oluyor. Bir bez oluyor. Yaklaştıkça böyle deliğine yaklaştıkça orası açılıyor. Uzaktan bakınca örten. Uzaktan bakınca örten. Böyle yaklaştıkça sana gösteren. Başlığı altında. Şimdi gene fizikte misal veriyorum. Ben feni çok sevdiğim için. Nasıl ki müstakil beyaz renk yok. İlkokulda bir de onu anlatayım size. Burada anlatacağım. Şimdi yapmış mısınız deney? Bir yuvarlak küre düşünün. Her bir boş bırakmamak şartıyla 7 tane renk boyattırdı. Mordur, kırmızıdır, mavidir. Boyattırdı hoca. Bu küreyi iple, bu kenarda şey var. Hani çekersen böyle. Döndürüyorduk. Çektikçe dönüyordu. 7 tane renkle boyanmış küre. Yani anlıyor musunuz? Bir kavun veya portakalın şey pijaması gibi. O 7 tane renk içinde beyaz yok. Beyaz denen bir renk yok zaten. Onu çevirdiğin zaman 7 tane rengi ortaya ne renk çıkıyor biliyor musun? Beyaz. Beyaz. Mesela Adem'den vücut bu 7 tane. Bir de yoktan vücut nasıl olur? Bu rengi renk kalsın kafamızda. Sopa düşünün. Veya uçağın önündeki pervane var. Şimdi değil de emmeli şimdi. Eski pervaneli uçaklar var ya, kargo uçaklar. Yani yük, ağır yük taşıyanlar da pervaneli olur. Bak 4 tanedir. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Değil mi? Çoğusu boştur. Yani şu dairenin çoğusu boş değil mi? Ama pervane dönünce dolu gözüküyor. Şimdi bunun başka iki örnek etti. Üçüncü örnek veriyorum. Şunun kafasına ateş koyun. Yani eski an. Bir tane değil mi? Çevirin. Öyle hızlı çevir ki kırmızı bir daire olur. Oysa o dairenin bir noktasıdır. O var gözükmesi vücuttur. O bunun dışında, noktanın dışındaki hepsi Adem'dir. Şimdi diyor ki bütün rengin hulasa-i camiasından ortaya çıkan renktir beyaz. Yani şimdi misale anlamlandırıyorum. 7 tane renk. Yani Adem'den vücuda nasıl çıktı? Yani yokun varı nasıl olur? Yok iken var nasıl olur? Bak, yok iken nasıl var olur? 7 tane renk içinde beyaz yok. 7 tane rengi belirli bir hızla döndürürseniz beyaz olur. Beyaz denen bir renk nereden çıktı? Yokluktan çıktı. Beyaz da Adem olur. Beyaz Adem olur. Yani bunların Adem şeyini. O onların bütünlüğünden çıkmış fakat kendisinin müstakil rengi yok. Tıpkı dünya gibi. Dünya da aynı böyle. Beyaz renk, beyaz 7 rengin ten teneli sureti ise dünyada ötelerin ten teneli suretidir. Şimdi beyaz 7 tane renk gözüken tarafı ya. Hiçbirisi gözükmüyor. Yeşil gözükmüyor. Mavi gözükmüyor. Mor gözükmüyor. Kırmızı gözükmüyor. Ama döndürünce beyaz gözüküyor. Hiçbir tanesi gözükmüyor. Dünyada ahiretin ve 18 bin alemin görüntüsü böyledir. Dünya budur. Ten teneli perde yani. Ha, Adem de böyle. Mesela beyaz gözüküyor. Beyazın altında beyaz yoktur. Beyazın altında 7 tane renk vardır. Şu alemi şehadet de alemi gayb üzerindeki görüntüsüdür. Ten teneli perdedir. Yani gözüktüğü gibi değil dibi. Beyaz gözüküyor ama dibi kırmızı, mavi. Dünya fani ama dibi baki. Dünya mayen ama orası gayri mayen. Dünyada hacim var ama orada yok. Anlıyor musun? Gözüken beyaz ama
gözüken bobin, enduvi, tamam, mıknatıs var, kablo var, ya bobin ya. E peki, elektrik bunlara benziyor mu? Elektrik o sistemden, o sistemden ortaya çıkan ama o sistemle alakası olmayan. İşte dünyada o 18 bin alem sisteminden çıkıp ama o olmayan. Hepsinin hulasalanışından ortaya çıkan. Yani 7 tane rengi karıştırıp da çevirdik mi abi? Beyaz oldu mu? Şimdi imkanımız olsun İbrahim. Şu yuvarlağa 18 bin renk koyar mısın? Bilgisayardan yapar sen. Tonya. Çevir 18 bin rengi çevirseniz dünya olur. Gibi. Ben başka yaptım bunu. İki renge boyadım. Dünya şeyi, küreyi. Bir celal, bir cema. Yani cehennemi koydum. Bir de cenneti koydum. Hangi rengi koydun? Cehenneme siyah, kırmızı içine, yani olumsuzluklar, hani yatak odasını boyamayacak şeyler. Cennete de yeşil, beyaz, bilmem ne. Karıştı, çevir. Hiç ikisine de benzemeyecek, hızlı çevirince bu renkler gözükür. Yani dünyada altı bu değil. Beyazın altı bu değil. Beyazın altı beyaz olmadığı gibi. Şimdi güneşte misal vereyim. Güneşten foton geliyor. Güneşten parçacık geliyor, ışık parçacığı. Beyaz mıdır? Değildir. Ama beyaz gözükür. Şimdi وَاَتَشَ لَيْلَهَ وَاَخْرَجَ دُوْهَاهَا Güneşin çevresi karanlıktır. Kur'an. Karanlıktır. Niçin? Güneşin çevresinde madde yoktur. Madde olmayınca güneşten çıkan foton enerjisi madde olmadığı için bir yere çarpmıyor. Çarpmadığı için o paket foton bir yere çarpınca içerisindeki 7 renk ısı ışık gözükür. Onun için güneşin çevresi soğuktur. Çok tuhaftır. Sonra geliyor dünyaya o foton, güneşteki tanecik, 100 kilometreye kalınlık atmosfere çarpınca o tane beyaz gözüküyor. Oysa o foton denilen parça beyaz gözüküyor, şey yaparken beyaz gözüküyor. O beyaz aslında 7 tane rengin görüntüsüdür. 7 tane renk güneşten geliyor. Hatta buraya çarptığı zaman 7 tane rengi altısını yutuyor. Bir tanesi gözüküyor. Aslında o yutulmadan önce 7 taneydi bunlar. Ve hiçbir rengi benzemezdi bu çiçek. 6 tanesi yutulunca bu yutulmadı. Güneş vurdunca bu yutulamayan. Bu da yutulamayan. Ne bileyim. Bu da yutulamayan. Şimdi bu 7 taneden bir tanesi öne çıktı. Yeşil diyoruz. Aslında müstakil böyle bir rengi yok. Böyle bir renk. Müstakil renk yok. Bu kırmızı gözükürken 6 tane renk yutulmuş. Bu ortaya çıkmış. Ya bize gelen diyorum ya, hani yutulmadığı için bize geliyor dedim. Yanlış anlaşılır dedim Murat. Doğru söyle. Yani buna bakarsan bu yutulmayan, burada bize gelen işte. Hani bizim anlayacağımız tarzdan güneş vuruyor, 7 tanesi yok oluyor, bir tanesi ortaya çıkıyor, yutulmuyor. Bu da bize taşımızda kırmızı oluyor. Mesela siyah hepsini yuttuğu için ama siyah gözüküyor. Hepsini, evet. Siyah niye gözüküyor? Hepsini yuttuğu için. Bunu, 6 taneyi yuttu, bunu yutamadı, yeşil gözüktü. Yani müstakil bir şey yok. Zati tek başına bir renk yok bunda. Burada 7 tane renk, yani renk yok zaten. Renk yok. Işık vurması gözükmüyor zaten abi. Işık vurması yok yani. Yok. Işık vurunca, ışık bazılarını kaybediyor. Şimdi bu kadar şey anlatıyorum. Şey için çok mühim ya. Dünya böyledir arkadaşlar. Varlık rengini verirsen var olur. Usta diyor ki
vücut rengini verme, ademe düşersin. Sen beyaza müstakit rengi deme, dibe gidersin. Çünkü diyor beyaz gibi gözükürken beyaz değil bu. Misal. Dibinde 7 tane farklı rengin görünüşüdür. O da direkt gözükmez. Belirli bir hıza ulaşınca beyaz olur. Bunu da kaçırmayın. Dünya devamlı hareket ediyor. Onun için donluk değil dünya. Dönmesi lazım ki, yani ezelden ebede doğru devamlı akmalı lazım ki bu renkler gözüküyor. Bir dünyayı bir durdurursan bu renk olmaz. Akma var. Adem ise nedir? Tanımlama. Bu kadar okuduğum için. Ancak tefekkürü kişide bu cümle olur. Yani başka tanımlayamadım. Adem ise renksiz renktir. Vücutsuz vücuttur. Tamam. Varlıksız varlıktır. Sıfatsız sıfattır. Renksiz renktir beyaz. Adem gibi. Bak beyaz nedir? Rengi, müstakil bir rengi yoktur. Renksizdir ama renktir. Bak anladın mı abi? Renksizdir beyaz ama renktir. Adem yoktur ama vardır. Vücutsuz vücuttur. Hem renklerin sabit ve müstakil vücutları zaten yok. Bu buradaki maddede böyle bir şey yok zaten. Renk yok ki. Güneş vurunca zaten Üstad ne diyor ikinci dalda? 24. sözde. Bir kavle göre renkler güneşin istihaleye geçirmiş halidir diyor. Yani istihale, yani güneş buraya vuruyor. Bu bitki onu alıyor, eviriyor, deviriyor, yapısına istihaleden geçiriyor. Diyor ki kendi bu ben, bizim kim olduğumuzu, kimlik olsun, aramızdan bir tanesi kendisi bizi temsil etsin. Yeşil, sarı, gri, öyle geçiyor. Okuyayım o cümleyi. İşte, tamam. Bak şimdi. Bazıları diyecek bu ne bir kitap yarı. Sözler, cilt yaptırdım. Bunu da sorgulayacaklar ya. O kadar ciddir. Allah Allah. Biz böyle yastık gibi sözler görmedik. Daha neler göreceksin? O gece neler gördü neler? Bak şimdi. İkinci dal nerede? Evet, itiraz edenlere mahsus. Meraklandırıyor. Anladım. Risale ama nasıl risale bu? Ben bastırttım kardeşim. Yok ya, kitabımı büyüterek yaptım. Yani bu arada size konuşurken. Nereye gitti ya? İkinci dal. Ondan sonra bir kavle göre. Nerede bakayım bu? Şurada olacak. Bunlar. Yani onlar maddi güneşten nasıl feyiz alıyorlar bir zaman. Hani, nereye gitti o? Bir kavle göre. Geç orayı. Sırf o cümle okuyacağım ya. Niye böyle bize nazlanıyorsun? Aslında bak yine geçtik. Allah Allah. Tamam. Eli fikir, eli velayet. Şurada baştaki cümle olacak. Sayfa 337 abi. Oradayım. Tam 37 değil. Tamam. İstihale-i inkasiyle. Evet tamam dedi. İşte. Ha buradayım. Ben. Biri 37. De. Biri de cüz'i bir tecellidir ki. Birisinde mi? Biri de Ha. Şurada mı? Ha tamam şurası mı? Tamam aynı oradayım. Oradan bakıyorum ama yok. Ve bir kavle göre çiçekler dahi güneşin bir çeşit ayneleridir. Onu okuduk. Orası değil. Biri de güneşin ziyasındaki 7 rengin istiali inikasiyesine neşet ediyor. Baştan alayım. Cüz'i bir tecellidir ki her bir çiçeğin şahsiyetine gelen bir ifazasıdır. Şu temsilimiz o kavle göredir ki çiçeklerin süslü renkleri güneşin ziyasındaki 7 rengin istihali inikasiyesinden neşet ediyor.
Ve bu kavle göre çiçekler de güneşin bir çeşit aynalarıdır. Yani güneş buraya giriyor. O işte o yapıyı yapının içerisinden istihale geçiriyor. Yani mesela diyelim tavuk bir sürü pislik yiyor, şeyler yiyor. İstihale geçiriyor, yumurta oluyor. Mesela ağaç çamur yiyor, çamur yiyor, meyve olarak geliyor. Yavrusuna süt veriyor. Mesela incir. Tamam. Şimdi bunu şey yaptıktan sonra yani biraz aralanıyor değil mi düşüncelerimizde Adem, vücut. Yani bu daha yapamıyorum daha ilerisini. İnşallah yapan çıkacaktır daha güzel izah yapacak kişi. Bir kavle göre güneşin istihalesinden ortaya çıkan ve bizim öyle gördüğümüzdür renk. Oysa renklerin renkleri yoktur. Çok ilginç cümle bu. Çiziyorum. Renklerin rengi yoktur. Biz öyle görüyoruz. Güneş onu bize öyle gösteriyor. Bunun rengi yok müstakil. Bize yeşil gösteriyor, güneş gösteriyor. Beyazın müstakil rengi yok. Tüm renklerin, yedi rengin ceminden olduğu gibi. Renklerin de renkleri yok, güneşin bize öyle göstermesi gibi. O zaman beyaz iki yokun varı. Yani bir, yedi tane renk içinde beyaz yok. Müstakil de beyaz yok, iki yokun varı. Adem'de yokluğun varlığı işte. Adem'de mesela beyaz, beyaz denilen renkler içinde bir hani çevirirsin de kırmızı öne çıktı. Yok. Yani yedi tane renk içinde beyaz yok. O zaman beyaz nedir? Burada yedi tane içinde olmayan ve zatı bakımdan müstakil zatı bir rengi olmayan bir renktir. Adem de nedir? Yokluğun varlığı. Vücutsuz vücut, vasıfsız vasıf, sıfatsız sıfat. Beyaz gibi. Şimdi başka bir yer okuyayım. 251. sayfa. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Mesela bu söyle. Kainattaki kara delikler diyorlar ya, bilim evet. Adamların tespiti. Evet. Bunlar Adem'e bir örnek olabilir mi abi? Çok güzel. Ama nasıl olur? Bir söyle abi, mesela o kara deliğinde hiçbir hacmi yok abi. Hiçbir kütlesi yok. Hı. Hiçbir belirlenişi yok abi. Siyah bir nokta diyorlar. Hani siyah da değil aslında ama nokta yani. Ama bütün kütleyi kendine çekiyor abi. Ve yok. Hiçbir çekim gücü var. Ve içine alanı yok ediyor. Yok, ortada yok. Ama öyle bir şey yok yani. Madde yok yani. Aynı. Kara delik demiştim zaten. Kara delik bir çay kaşığı kadar bir şeymiş. De okudum. Yani o mevcutata göre hiçtir ama abi. Hiç. Yani yok. Hoca yani. Güneş de dünyamızdan 1.400.000 defa büyük. Çay kaşığı kadar olan yere dünyamızdan 1.400.000 defa büyük olan güneşi yutar yok oluyor. Yok. Işığı da kendine çekiyor abi. Işık. Peki ne diyor biliyor musun? Solucan delikleri dedikleri var ya. Evet abi, kurt deliği. He? Kurt deliği, solucan deliği diyorlar abi. Solucan bak. Diyor ki bilim adamlarının ekseriyeti mutlaka. Burada varlık düzeyi yok oluyor. Tanrı'nın diyor düzeyine dönüyor diyor. Bir kara delik diye bir bu kadar bir kitap okudum ana fikrini söylüyor. Bak şu kara delik bu kadar olmaz çay delik şey kaşığı kadar. Varlık burada yok oluyor. Tanrı'nın ilk yaptığı ana fikrini söylüyor. Tanrı diyor. Tanrı'nın bu bizim alemi yaratmanın önceki varlık düzeyine geliyor. Yani adeta şunu diyor. Alemi şehadetten alemi gayba geçit koruduğu. Yani kum saati şöyledir biliyorsunuz. Böyle ince tekrar geniş. Öyle mi abi? Ha, kara delik sanki bu kum saatinin beli gibi. Adem. Varlığın üzerine koyduğumuz sıfatlar hepsi sıfırlanıyor. Aslına dönüyor. Enerji. Adem'e başka bir örnek veriyorum. Pervane var ya uçaktaki veya pervane evi şey yapan soğutan.
Bir böyle abi. Bir böyle abi. Bir böyle abi. Bir de böyle. Dört tane pervane. İnce bir şey. Boşluk yok mu? Var. Boşuna Adem diyoruz. Dolusuna vücut diyoruz. Çevirince düz olur. Evet. Hepsi dolu gözükür. Oysa çoğusu yok. Dünya böyledir. Tenteneli perde budur. Var gözüküp aslında yoktur. Yani bu şeyler gibi, vahdet-i vücut gibi. Hayır. Bizim zannettiğimiz gibi yok. Ahiretin üzerine tenteneli perde olduğu için. Şöyle diyeyim. Yoğurtumu ayarladınız. Üzerine bir tane örtü örtüyorsunuz. Örtü. Örtü nerededir? Örtüldüğü yerdedir. Neyi örtmüşseniz yoğurt orada, örtü burada olur. Yorgan orada, sen burada. Ha. Demek ki örtü nedir? Örtüldüğü yerdedir. Nerededir? Bir şey örtülmüşse oradadır. Tamam mı? Dünya tenteneli örtü müdür ahiret üzerine? Dünya örtüyse örtülen de aynı yerdedir. Ama niçin görmüyoruz? Boyut farklılığı var. Hani o pervane çevirince düz sati gibi gözüküyor ya. Sok parmağını bak ne oluyor. Boşluk mu sen? Yok gözüküyor. Dolu gibi de gözüküyor. Nasıl bakarsan boşta gözüküyor, dolu da gözüküyor. Ben neredeyim o zaman abi? Yani bu mevcudat Allah'ın varlığıyla vardır. Allah'ın vücuduyla vücuttudur. Cilve, cemal, nakış ve sanat olarak gözüküyor. Mustakil vücutları yoktur. Bu dünya varlığını, vücudunu tanımladığı alemlerden alıyor. Mustakil vücudu yok. Pervane varlığını o dönenlerden aldığı gibi. Beyaz rengini 7 tane renkten aldığı gibi. Elektrik dinamonun dönmesinden ortaya çıkandan aldığı gibi bu dünyaya da sabit bir vücut verme. Esma'nın cilve cemal nakşıdır 4 tane. Pervane kaçtı? 4. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Esma'nın bu kainat nedir? Cilve cemal nakşı sanatıdır. O dönüyor, var gözüküyor. Aslında müstakil vücudu yok. Vücuda göre. O zaman müstakil bir vücut verme. Dünya vücudunu tanımladığı vücutlardan alıyor. Dünya sıfatını tanımladığı sıfatlardan alıyor. Peki niye, bak delilime bak. Niye herkese göre farklıdır? Dünyaya bakan adam kainatı ağlar görür. Dünyaya bakar kainatı güler görür. Dünyanın herkese göre farklı anlamlanması, gözükmesinin sebebi farklı alemlerin görüntüsü olduğundandır. Hangi alemle bakıyorsan o alem gözüküyor. Cehennem haletiyle bakıyorsam dünya cehennemdir. Dünya cennet gözüküyorsa haletim cennettir. Onun için dünyanın sabit bir vücudu yoktur. Herkese göre farklı.